Mansur Yavaş Twitch kanalı açmış. Evet yavaş yavaş siyasetçiler asıl oyun nerede olduğunu anlamaya başladılar. Bu arada bu kesinlikle kötü bir şey değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Hatta stratejik olarak çok mantıklı bir hamle. Ben Ankara'da oturmadığım için ve genel olarak siyaseti takip etmediğim için Mansur Yavaş'ın neler yaptığını bilmiyorum. Ama Ankara'da tanıdıklarım var ve sorduğum zaman herkesin çok memnun olduğunu biliyorum. O bağlamda sevilen bir insan Mansur Yavaş ve geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptı. Twitch'te olacağına dair. Hatta 10 17 Mart yani yarın P Queen ile saat galiba 8'deydi. Tam hatırlamıyorum. Bir yayın yapacak. P Queen'i de tanımıyordum. Bir yayıncıymış. Kadın bir yayıncı. Onun da sanırım bir programı varmış. P Queen ile kimdir isminde. Ve işte konu Mansur Yavaş olacak. Çok iyi bir olay gerçekten. Bu konuya bence çok siyasi bakmamak lazım. Bence gençlere yönelik gerçekten çok iyi bir hamle. Başka aslında belediye başkanları, siyasetçiler de bunu denediler. Yani Twitch'te yayın açmak değil de farklı sosyal medya hesaplarıyla Z kuşağına genç kesme kendini sevdirmeye çalıştı. Hatta bunu TikTok'tan bile yapmaya çalıştılar. Ancak birazcık araştırdım Mansur Yavaş hem platform olarak hem kitle olarak hem de yayıncı olarak iyi birini seçmiş. Ha tanıdığım yayıncılar arasından elreyen vardı. Mesela o çok iyi bir yayıncı. O da olabilirdi ancak onun birazcık küfür muhabbeti var. P. Queen gerçekten iyi bir seçim. Mansur Yavaş zaten kendi bulunduğu bölgede iyi işler yapıyordu. Bir de üzerine genç kesmi yakalamak adına ve kendini tanıtmak adına gerçekten çok iyi bir şey bu. Böyle bir harekette bulunması tebrik edilesi bir şey. Çünkü Z kuşağı gerçekten azımsanamayacak derecede çok büyük bir kitle. Onlara kendini tanıtmanın en iyi yolu da YouTube, Twitch ya da işte bu gibi platformlar. Mesela bunu hatırladığım kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu da yapmıştı. Yani onun ekibi böyle bir reklam filmi vardı. Bulursam o reklam filmini koyacağım buraya. Gerçekten çok iyiydi. Ya arkadaşlar, ben istemez miyim? Download hızları artsın. Adil kullanım kotası kalksın memlekette daha çok bağımsız film yapılsın. Yani bu şekilde gençlere hitap eden, Z kuşağına hitap eden reklam filmleri, işte Twitch'te yayın açılması falan özellikle stratejik olarak çok mantıklı hamleler. Çünkü düşünsenize yani ben de dahilim buna. Bütün siyasetçileri hep şey olarak gördük. Takım elbiseler, işte ne bileyim ellerinde mikrofonlar, önlerinde metin var zaten onları okuyorlar. Halklarına sesleniyorlar, bazen aynı metni okuyorlar. Hani hep bu şekilde gördük ve bu hiç samimi değildi. Ve Z kuşağı öyle bir kuşak ki samimiyeti artık çok alıştı. Eskiden insanlar televizyonu açıyormuş ve oradan bir şeyler izliyormuş. Hep de bir resmiye takinmiş. İnsanlar konuştukları kelimelerinden tutun giydikleri kıyafete kadar çok dikkat ediyorlarmış. Ve televizyonda hala öyle. Ancak biz televizyonla yetişmiş bir nesil değiliz. Biz sosyal medyayla yetiştik. Ve sosyal medyada adamın bir şeyleri anlatması için, sana ulaşması için illa takım elbise giymesine, elinde mikrofon olmasına ya da çok ciddi görünmesine gerek yok ki. Ben de yarın bir gün Twitch yayınlarına başladığım zaman altımda pantolon olmayacak, üstümde takım elbise olmayacak. Önümde mikrofon olacak, altımda pijamalarım olacak ve biz aynı konuşmaları yapmaya devam edeceğiz. İşte bu samimiyet ve bunu televizyonda yakalamak çok güç. Ama yeni nesil zaten televizyonla yetişmedi. Şimdi Mansur Yavaş'ı hiç tanımamış birisi bile Twitch'ten görüp oradaki samimi muhabbetten etkilenip Mansur Yavaş'a bir sonraki seçimde sıcak bakabilir. Daha da önemlisi tanıtım videosunu görmüşsünüzdür. Ben yine bir kısmını buraya bırakacağım. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. Ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Ay! yani adam çıkıp 15 saniye ben artık twitchteyim derdi ve video biterdi Normalde ya da bir fotoğraf paylaşılırdı Ancak o kadar güzel bir video hazırlamışlar ki böyle arada montajların falan da olduğu tam bir Z kuşağı videosu ekibini de tebrik etmek gerekiyor yani gerçekten güzel yapmışlar Bu bağlamda ben diğer siyasilerimizden de böyle hamleler bekliyorum Z kuşağını yakalamaya yönelik Çünkü yakında Bizler oy vereceğiz Mesela ben hayatımda hiç oy vermedim ama bir sonraki seçimde oy vereceğim ve tanımıyorum oradaki insanları bilmiyorum sürekli haber kanalı dolaşıyorlar. Ama işte dediğim gibi biz televizyon izlemiyoruz böyle bir nesil. O nedenle Mansur Yavaş'ı bu ileri görüşlü hamlesi nedeniyle tebrik ediyorum. Siz de yorumlara konuyla alakalı fikirlerinizi yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.